5. maja ove godine u Zenici prisustvovala će... Poštovani gosti, assalamu alaikum i dobro nam došli na ceremoniju otvaranja kulturnog centra i obdaništa Ferhan Sultan, kojeg je izgradila Fondacija Turk-Bošnjak kulturni centar u gradu Zenica. Kıymetli misafirlerimiz, Türk-Boşnak Vakfı'nın yaptırmış olduğu Ferhan Sultan Kız Yurdu ve Anaokulu'nun açılışına hoş geldiniz. Predstavljam vam program Učenje Kur'an-ı Kerima, predstava protokola i informacije o kulturnom centru, obraćanje gostiju, dova za otvaranje, podne namaz i ručak. Programı takdim ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol takdimi ve yurt hakkında malumat, protokol konuşmaları, açılış duası, öğle namazı, yemek ve ikram. Kao što nam je običaj, počinjemo sa ceremonijom sa učenjem odlomka, odnosno ašere iz Kur'an-ı Kerima. Adetimiz üzere programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlıyoruz. Poziva, Kurra Hafiza Mustafa Yaşar'a da nam prouči odlomak iz Kur'an-ı Kerima. Kurra Hafız Mustafa Yaşar'ı Aşr-ı Şerif okuması üzere kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين أن مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون فعسى أولئك
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد
لا يستغنى عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا يستغنى عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله الذين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hvala Hafizu koji je naš lijepi Kur'an učio sa lijepim glasom. Güzel Kur'an'ımızı, güzel sesiyle okuyan hafızımıza teşekkür ediyoruz. Poštovani gosti, Fondacija Süleymaniye i Fondacija Türk Boşnak Kulturni Centar. Osnivanje fondacije. Fondacija Süleymaniye je osnovana na prijedlog turskih i bosansko-hercegovačkih prijatelja uz saglasnost Federalnog ministarstva pravde. Cilj fondacije. Fondacija ima za cilj
da osposobi kvalitetan kadar koji će postići visoke vjerske i moralne vrijednosti uz najsavremenija naučna i tehnološka dostignuća kako bi svoje kapacitete stavili na raspolaganje svome narodu i svojoj domovini. Fondacija Sulejmanija u sadržaju svoga rada fondacija nosi tasavvufsku misao koji je u neposrednoj vezi sa hanefijskim mesebom i svoju praksu temelji na sunnetu koja je prisutna u Bosni i Hercegovini još od dolaska Fatih Sultan Mehmed Hana. U svojih 17 godina postojanja Fondacija Sulejmanija je podržala u svom razvoju na stotine hiljada učenika i studenata. Više od 178 zemalja širom svijeta. Počeći djelovanje Fondacije Sulejmanija u Bosni i Hercegovini se vezuje za 2000. godinu, kada su u Sarajevo stigli prvi predstavnici fondacije i počeli sa aktivnostima. Velikim trudom i zalaganjem uspjeli su za ovih 17 godina na Balkanu 144, u Bosni i Hercegovini 19 odgojno-obrazovnih i kulturnih institucija izgraditi, da školuju na stotine hiljada učenika i studenata i da učvrste odnose između dva naroda i dvije države sa kojima su, čuvajući zajedničku historiju, vjeru i kulturu, radili i na izgradnji svoju zajedničku budućnost. Sve aktivnosti fondacije i ljudi koje rade i djeluju u njoj bile su na tragu pomoći i podrške bosansko-hercegovačke mladosti na Allahovo zadovoljstvo prije svega. Aktivnosti fondacije zadržene su sljedeće: pružanje usluga smještaja ishrane u moderno opremljenim odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama učenicima koji su domovi daleko od škola i fakultetu. Otvaranje mogućnost da posljednja svršenim učenicima i studentima nakon završetka obrazovanja u Bosni i Hercegovini i u Turskoj. Stvaranje uslova na izbor vanrednog školovanja i studija u Turskoj. Osiguranje kvalitetnog stručnog kadra za učenje turskog jezika. Otvaranje mogućnost pružanja po vjerskim pravilima. Mogućnost postizanja svih kategorija, učešće učenika i studenata u kulturnim i sportskim aktivnostima i brojnim putovanjima širom Prijateljske Republike Turske. O našim aktivnostima ćete se neposredno i sami uvjeriti posjetom našim odgojno-obrazovnim i kulturnim institucijama širom Bosne i Hercegovine, gdje ćemo uz turski čaj razmijeniti iskustva. Süleymaniye Vakfı, Vakfın kuruluşu, Vakfımız Türk Boşnak Hayırseverler tarafından kurulmuş olup Federal Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Vakfın hedefi imanlı, ahlaklı, vatan ve millet sevgisiyle bezenmiş, zamanın teknik ve teknolojisini en güzel şekilde bilen ve kullanan, vatanına ve milletine hizmet edecek kaliteli insan yetiştirmektir. Süleymaniye Vakfı, Fatih Sultan Mehmet Han ile Bosna'ya gelen ehli sünnet çizgisinde ve Hanefi mezhebine bağlı tasavvuf kültürüne sahip bir vakıftır. 70 yıllık tecrübe ile dünyanın 178 ülkesinde binlerce müessesede yüz binlerce öğrenciye hizmet veren Süleymaniye Vakfı 2000'li yıllarda Saraybosna'ya gelerek çalışmalarına başlamış, asırlarca beraber yaşamış inancı, tarihi ve kültürü bir Boşnak kardeşliklerimizle kopan gönül bağlarını yeniden oluşturmak, istikmale beraberce yürümek için büyük bir gayret ile 17 yılda Balkanlarda 144 müessesede, Bosna'da 19 müessesede eğitim ve kültür merkezinde binlerce talebeye eğitim barınma hizmeti vermiş ve vermeye devam etmektedir. Gayesi sadece Allah rızasıdır. Vakfın faaliyetleri şehir merkezleri ve şehir merkezinden uzak köy ve yerleşim yerlerinden okullara gelen en kıymetli vakitleri yollarda geçen öğrencilere her türlü donanıma sahip model binalarımızda eğitim ve barınma imkanı, okul derslerine takviye programları, İngilizce, Türkçe, bilgisayar, matematik vesaire. Uzman personelimiz tarafından uygulamalı Türkçe dil eğitimi,
2 yıl Bosna'da, 3 yıl Türkiye'de vakıf bursu ile pedagoji eğitimi tamamlayanlara eğitim kurumlarımızda sigortalı ve iyi bir ücretle çalışmak için iş garantisi, Türkiye'de açık lise ve açık öğretim fakültelere okuma imkanı, zarureti diniye dediğimiz ilmihal, Kur'an-ı Kerim, kıraat derslerine takviye uygulamalı eğitim ve ibadet imkanları. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Süleymaniye Vakfı İşbirliği ile Kur'an kursu ve hafızlık eğitimi. Öğrencilerimize Türkiye kültür turları, Saraybosna'da sportif ve kültürel faaliyetler. Çalışmalarımızı yerinde görmek ve beraber bir Türk çayı içmek için sizleri eğitim ve kültür merkezlerimize bekliyoruz. Şimdi de Türk Boşnak Vakfı Müdürü Bilal Cambalcı Beyefendi'yi protokol takdimi ve selamlama için kürsüye davet ediyorum. Poziva, gospodina Bilal Cambalcı'ya, direktora Fondacije Türk Boşnak Kulturni Centar, da vas poselami i predstavi protokol. Muhterem misafirlerimiz, kıymetli davetlerimiz ve aziz hazurun, Zenista Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türk Boşnak Vakfı ile ortaklaşa eğitim anlaşması çerçevesinde planlanan, Zenista Belediyesi'nce arsası tahsis edilen, Türk Boşnak Merkezi tarafından inşa edilen, dünyavi ve uhrevi ilimlerin öğrenileceği, genç dimaların tazecik yüreklerine ehli sünnet çerçevesinde Allah ve Resulünün sevgi tohumlarının ekileceği, anneye, babaya, vatanına faydalı, ben ben değil biz diyecek, hayırlı nesillerin, idealist imanlı annelerin yetişeceği ve ayrıca Bedi Besmele programı ile 4 yaşında 4 aylık 4. gününde ilk dünya ve uhrevi ilmine besmele ile başlayacak ve yüzyıllarca evladı Fatiha'na hizmet verecek Ferhan Sultan Kültür Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz efendim. Poštovani prisutnici, dobro nam došli na otvorenje Ferhan Sultan ženski kulturni centar i vrtić kojeg je izgradila Fondacija Turk Boşnak Kulturni Centar sa zajednim ulaganjem sa opštinom Zenica. U centar gdje će se odgajati naša budućnost, gdje će se odgajati naše buduće majke, naša buduća djeca. Svi nam dobro došli. Hepinize hoş geldiniz derken aramızda bulunan protokolümüzden birkaç tanesini sizlere arz etmek istiyorum. Želim da predstavim neke koji su kod nas prisutni iz protokola. İlk olarak ev sahibi olarak bu projeyi beraber yaptığımız hususuyla arsanın verilmesi ve daha sonrasında da birçok hizmetlerimizi gören büyük şehrimizin büyük başkanı Fuat Kasımoviç beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim. Želim dobrodošlicu gradonačelniku Zenice gospodinu Fuadu Kasimoviću koji je dao veliku podršku za izgradnju ovog objekta i koji su donirali ovo zemljište. Hemen şurada malumunuz Travnik şehrimiz var. Veziri Grat'tır. Osmanlı'ya 18 vezir göndermiş. Bu yine Osmanlı'ya 180 yıl sancak bayraktarlığı yapmış şehrimizin güzel başkanımız Admir Hacı Emris Beyefendi buradalar. Hoş geldiniz efendim. Želim dobrodošlicu gradonačelniku Travnika gospodinu Admiru Hacı Emriću. Ve yine her iki binamızın da temelinden bu hale gelmesine kadar çok büyük emeği geçen Zenista Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Misat Helek Beyefendi aramızda var. Hoş geldiniz efendim. Isto takođe želimo dobrodošlicu gospodinu Mirsadu Helegu koji je dao veliku podršku za izgradnju ova dva naša kulturna centra muškog i ženskog. Bölge müftümüzün yoğun programdan dolayı aramızda olamadığı ve kendine vekaleten Edin Kavazoviç Hoca Efendi aramızda. Hoş geldiniz efendim.
i želimo dobrodošlicu u ime Zrenjskog muftijstva sekretaru Edinu Kavazoviću. Ve yine bu kantonumuzun Emniyet Genel Müdürümüz Başkomiser Semir Şuti Beyefendi aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Takođe želimo dobrodošlicu policijskog komesara Zedo Kantona gospodinu Semiru Šutu. Süleymaniye Vakfı Balkanlar Koordinatörümüz Muhterem Hocamız Faruk Gaye Beyefendi de aramızda. Hoş geldiniz efendim. Takođe želimo dobrodošlicu predsjedniku Fondacije Süleymanija za Balkan gospodinu Fariku Gaji. Ve yine Bursa'dan, İstanbul'dan hayırsever büyüklerimiz buradalar. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz. Takođe imamo goste iz Turske, iz Bursa, iz Istanbula, iz raznih gradova iz Turske i iz Bosne i Hercegovine. Ponovo želimo svima dobrodošlicu. Yüce Rabbimiz Tevbe suresi 20. ayeti kerimede iman edip hicret etmiş, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmiş olanlar Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kazananlardır diye buyuruyor. Allah Celle Şanuhu u Kur'an-ı Kerim'i u suri Tevbe u 20. ayetu kaže: u većoj su časti kod Allaha oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se na Allahovu putu bore zalažući i metke svoje i živote svoje. Oni će postići što žele. Hazreti Fatıma validemizin: babacığım, nedir senin bu halin? Akşama kadar eshabı soffeylesin, akşam eshabına inzal vurulan Kur'an-ı Kerim'i ve ilmihal öğretiyorsun. Ve geceleri de ümmet için gözyaşları döküyor, sabaha kadar ibadet yapıyor, kendine hiç bakmıyorsun dediği zaman kızı Fatıma'ya şöyle der: ey kızım, babana indirilen bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı yeryüzünde kerpiçten yapılmış ev ve kıldan örülmüş çadırlara varıncaya kadar ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. Bu yüzden bize uyku yoktur evladım der. Hazreti Fatima kad je upitala poslanika sallallahu aleyhi ve sellema: o Allahov poslaniće, cijeli dan si sa ashabu Sufom, pa kasnije ljude učiš o vjeri i ajetima koji su došli tebi i cijelu noć obavljaš namaze, nikako nema za sebe vremena. Na to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: o kćeri, ova knjiga koja je poslata meni, dok ne uđe u svaku kuću, meni nema mira. To je naša dužnost, zato nama nema spavanja. Bu hizmetlerin banisi Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretleri 1959 yılında talebelerine bir veda konuşması yapar. Evlatlarım, sizler Allah'ın memuru, Resulullah'ın memuru, Kitabullah'ın memuru, füyüzat-ı ilahiyenin tevzi memurlarısınız. Yegane vazifeniz bataklığa düşmüş ümmeti Muhammed'in evladını bataklıktan kurtarmaktır. Gaye rıza-i ilahidir. Sizleri tebrik ederim evlatlarım. Sizler Mevla'nın zatının nuru ile alakadar ve sıfatının eser olan ilmi Kur'an ile meşgul oluyorsunuz. Evlatlarım, Hazreti Allah bize bu mesuliyeti yükledi. Biz de ifa etmeye çalıştık. Ama evlatlarım, bu yükü, mesuliyeti size devrediyorum diye buyurmuşlardır. Osnivač ovih hizmeta Süleyman Hilmi Tunahan katesallahu sirre. Kad je 1959. godine držao oproštajni govor svojim učenicima, rekao je: vi ste časnik Allaha, časnik poslanika, časnik Kur'ana, časnik da širite Allahov nur. Jedina zadaća vam je da spasite ummeti Muhammeda koji je u propasti. Cilj je zadovoljstvo gospodara. Učenici moji, čestitam vam, jeste vi zauzeti sa Allahovim nurom i sa njegovom knjigom. Učenici moji, Allah je ovaj teret na nas natovario. Mi smo se trudili da odradimo to, a sad ja ovaj teret na vas prebacujem. Ovaj hizmet ćete nositi gdje god ima muslimana na ovom svijetu. Evlatlarına bu yüksek ve ağır mesuliyeti yükleyip bu ilmi, Allah kelamını yaymanın önemini şu şekilde ifade ederlerken, evlatları da bugün yeryüzünde gidilmeyen devlet, İslam'ın tebliğ edilmediği topraktan ve taştan yapılmış ev, dağ başlarındaki çoban çadırları dahil uğranmamış hane bırakmadan kapı kapı, sokak sokak,
Bu seferberliği bugün 178 ülkede hiçbir engele, sıkıntıya ve zorluklara aldırmadan, ayrıca hiçbir kurum ve kuruluş ile tezata düşmeden camiye cemaat yetiştirme hizmeti devam ederken, dualarında kendilerini unutup bu hizmet imkanını veren yerli halka ve yetkililere vefalı bir şekilde hürmet ve sadakatle hayır dua etmektedirler. Süleyman Hilmi Tunahanije preporučio ovo svojim učenicima. Danas njegovi učenici u 178 država imaju ovaj hizmet. Od kuće do kuće, od brda do brda, po čitavom svijetu šire Allahovu vjeru bez obzira na poteškoće i probleme sa kojima se susreću i uvijek su zahvalni i proučuju dove domaćim vlastima koji im daju podršku u ovom lijepom hizmetu. Muhterem Hazurun, 1465 yılında Bosna'nın İslam'la şerefiyat olmadan 2 yıl evvel Trabzon'a fete giderken Sare Hatun, sarp yamaçlarda atından inmiş, yaya olarak dağları tırmanan Fatih Sultan Mehmet'in önüne geçip "Ey oğul, Trabzon'a bunca zahmet niye? Değer mi koskoca İstanbul'un var, neyine yetmez?" der. Bunun üzerine Cihan Şumul Sultan, "Ana, bu zahmet din yolunadır. Ahirette Allah'ın huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde bu imkan var iken eğer bu zahmete ihtiyar etmezsek Allah indinde mesul oluruz" diye söyler. Fatih Sultan Mehmet 1461. godine prije nego što je osvojio Bosnu išao je na osvajanje grada Trabzona. U Burdima je Sara Hatun, koja je njegova majka, sišla sa konja i prešla pred face Sultan Mehmeda i rekla mu: "O sine, zašto toliki trud? Zar ti nije dovoljan Istanbul kojeg si osvojio?" On je odgovorio: "O majko, ovaj je trud za vjeru. Allah Đelešanu mi je podario mogućnost i zašto da ne širimo ovu našu vjeru? Imamo mogućnost, zašto sutra pred Allahom da ne budem odgovoran?" Odgovorio je. Bu hizmet bayrağını taşıyan her personelimiz, hoca efendi ve hoca hanımlar, makam mevki ve dünyalık bir menfaat beklemeden gönüllülük esasına bağlı olarak dini ve dünyevi ilimleri tekamül etmiş, ümmeti Muhammed'in evladının imdadına koşmak hedefiyle yola çıkmış, Osmanlı alperenleri misali anadan, babadan, ana yurdundan, yardan ve serden, bununla beraber her türlü şeyden uzak kalmış, yegane gayesini Allah rızası olarak belirlemiş ve bu istikamette gece gündüz devam eden kadrodur. Svi naše radne kolege ne očekuju ovo dunjalučko nešta. Izašli su na put da pomognu umetu Muhammedu, ostavivši svoju domovinu, svoje roditelje, braću, sestre, prijatelje, a ujedno su sebe upotpunili sa dunjalučke i vjerske znanosti. Jedini cilj im je zadovoljstvo Allaha. Bu kadrolarımızla bugün açılışını yaptığımız bu Bosna Hersek'teki 19. müessemizde imanlı, ahlaklı, vatan ve millet sevgisiyle yetişmiş, zamanın ilim ve teknolojisini öğrenmiş, maddi ve manevi kültüre sahip, Saraybosna'mızın da bütün dünyanın beklediği, özlediği idealist bir nesil yetiştirmektedir. Danas u ovom objektu kojeg otvaramo je 19. objekat u Bosni. U ovom objektu odgajat će se generacija koju čitav svijet priželjkuje, generacija koja će imati ovo svjetsko i vjersko znanje, koja će biti u moralu, ahlaku, edebu, koja će voljeti svoj narod i svoju državu. Ovi objekti nisu samo gdje će nam djeca spavat i jest, ovdje će se i odgajati sa onim duhom koji je Osmanlije držao 600 godina na nogama, a to je ljubav prema domovini i svom narodu. Biraz evvel protokolu arz ettim ve şimdi de yine aramızda Türkiye'den çok uzaktan gelen misafirlerimiz var. İstanbul'dan, merkezimizden, Ankara'dan, Adana'dan, Maraş'tan, Antalya'dan, Alanya'dan, Bursa'dan, Konya'dan, Niğde'den, Trabzon'dan, Rize'den, Sivas'tan, Kayseri'den, Denizli'den ve Balkan ülkeleri, Romanya'dan, Macaristan'dan, Hırvatistan'dan, Belgrad'dan, Sancak'tan, Karadağ'dan, Kosova'dan, Arnavutluk'tan, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan,
Kosova'dan misafirlerimiz var. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz. Malo prije sam predstavio protokol, a ovdje imamo goste iz Turske, pogotovo iz centra našeg, iz Istanbula, Ankare, Antalije, Kahramanmaraša, Konje, Adane, Sivasa i iz 13 balkanskih država. Danas ste ovdje došli, niste nas ostavili sami. Ponovo vam želimo dobrodošlicu. Davetimize uzaklardan icabet ettiniz. Bizleri onurlandırdınız. Bugün bizimle burada çocuklarımızın yanında oldunuz. Davetimizde belki ısrarlı olduk ama bugün icadet merasim olan Gazi Hüseyin Bey Hazretlerinin medresesinin 468. yılında olduğu gibi inşallah bu müesseste yüzlerce yıl hizmet verecek ve sizleri de bu müessesemizin açılış karesinde fotoğrafında yer almanızı arzu ettik. Çocuklarımıza yardımı gösterdiniz. Hep yanınızdayız, arkanızdayız dediniz. Elinden tutma manasına burada oldunuz. Danas ste ovdje došli, niste nas ostavili same. Mi se ponovo vama zahvaljujemo. Danas je 68. godišnica, znači maturanti iz Gazi Hüseyin Begove medrese. Ako boda, iz ovih objekata će taki stoljećima i stoljećima izlaziti dobri ljudi. Ponovo se zahvaljujemo, niste nas ostavili same. Sizlere Süleymaniye Hizmetleri Balkanlar adına, Süleymaniye Vakfı Saraybosna adına, Türk Boşnak Kültür Merkezi adına, Hoca Efendiler, Hoca Hanımlar, talebelerimiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Zahvaljujemo se u ime Fondacija Süleymaniye İstanbul, Fondacija Süleymaniye Balkan, Fondacija Süleymaniye Sarajevo, Fondacija Türk Boşnak Kulturni Centar i u ime svih naših kolega. Ayrıca Sarajevo'dan, Visoko'dan, Kakani'den, Travnik'ten, Telciş'ten, Bugonya'dan, Mostar'dan, Bihaç'tan, Tuzla'dan, Gorajde'den ve Ensar Durmu'ndaki Zenistal'a hepinize tekrar hoş geldiniz diyor ve teşekkür ediyoruz. Zahvaljujemo se i svim gostima koji su došli iz raznih gradova iz Bosne i Hercegovine, pogotovo domaćinima Zeničanima. Ve hususi olarak şu binamızın bu hale gelmesinde emeği geçen hoca efendilere, hoca hanımlara, misafir kardeşlerimize, bu inşaatın yapımında emeği geçen mimarlara, mühendislere, işçilere, hususi olarak büyük emeği geçen Muhammed Ekinoviç, Emir Ekinoviç Beyefendi'ye, Emir Duranoviç Beyefendi'ye, Vahdet Kobilista Beyefendi'ye, Avda Horuç Beyefendi'ye de hususu teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İsto tako se zahvaljujemo svim ljudima koji su dali podršku za izgradnju ovog objekta, koji su imali imalo truda da se izgradi ovaj objekat. Pogotovo ovim arhitektima i ostalim radnicima se zahvaljujemo. Birkaç gün evvel teşrifleriyle bizleri onurlandıran, bizler için ve Boşnak kardeşlerimiz için çok dua eden, dünyadaki bu hizmetlerimizi deruhte eden Alihan Kuruş Bey abimize tazim ve hizmetlerimizi arz ederken, rahmetli Hüseyin Simailoviç'i, Bosna şehitleri Büyük Komutanı Gazi Aliye İzzetbegoviç'i, Kemal Bey abimizi ve bütün hizmetleri ama bilhassa Balkan hizmetlerine çok önem veren, büyük emeği geçen Ahmet Arif Denizolgun Bey abimizi, Valide Sultanımızı, Bediye Sultanımızı ve Ferhan Sultan ablalarımızı rahmetli anarken, evlatlarım bu hizmeti dünyanın neresinden Müslüman varsa oraya götüreceksiniz buyurarak bu vazifeyi gerçek manada ciddiye alan, maddi varlığını, canını, hayatını bu hizmete adayan ve talebelerine öğrendiğinizi en az 10 kişiye öğretin ki bu din unutulmasın diye emir veren hocamız Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerini rahmetle anıyor, tazimimizi arz ediyoruz. Tekrar cümleten hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve şükranlarımız zaten. Sa poštovanjem spominjemo našeg velikana koji je prije par dana bio u Bosni i Hercegovini, gospodina Alihan Kuruş Bey Abija.
Sa rahmetom spominjemo gospodina Huseina Smajlovića, bosanske šehide Aliju Izetbegovića, gospodina Kemal Kadjar Bejabija, Arif Ahmed, Ahmed Arif Denizolguna, koji je veliku podršku dao za ove hizmete na Balkanu i u Bosni i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini, Validu Sultan, Bediu Sultan, Ferhan Sultan i osnivača Suleiman Hilmi Tunahana spominjemo sa rahmetom, koji je govorio: učenici moji, ova ćete hizmet nositi gdje god ima muslimana. Još jednom želimo vam dobrodošlicu svima. Esselamu alaikum. Türk Boşnak Vakfı Genel Müdürü Bilal Cembalcı Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Zahvaliyemo se direktoru Fondacije Türk Boşnak Kulturnog Centra gospodinu Bilal Cembalcı'u. A sada pozivam na binu gospodina Admira Hacemrića, gradonačelnika Travnika, da vam se predstavi i pozdravi. Şimdi de Travnik Belediye Başkanı Admir Hacemrić'i kürsüye davet ediyorum. Cijenini direktöre Fundacije Tur Bošnjak, cijeni predstavnici Fundacije Sulemanija i Tur Bošnjak Fundacije za Balkan, cijeni gradonačelniče grada Zenice, predstavnici institucija grada Zenice. Türk Bošnjak Vakfı Genel Müdürü, Süleymaniye Vakfı Saraybosna Genel Müdürü, Süleymaniye Vakfı Balkanlar Genel Müdürü, Zenica Belediye Başkanı ve kıymetli Zenicalılar. Cijenjeni građani Zenice, draga djeco i korisnici kulturnih centara Tur Bošnjak izgrađenih u Zenici i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sve vas selamim ispred, u svoje lično ime i u ime građana općine Travnik. Sizleri Travnik Belediyesi ve şahsım adına ve bu binaları kullanan çocuklar adına hepinizi saygı ve selamlıyorum. Zaista mi je zadovoljstvo biti prisutan evo na već četvrtom otvaranju ovakvih centara u organizaciji i na način kako to radi Fundacija Sulemanija i Fundacija Tur Bošnjak. Süleymaniye Vakfı'nın ve Türk Boşnak Vakfı'nın böyle binaları açılışında dördüncü kere burada bulunmaktayım ve böyle bir binaların yapımında, kullanımında Bosna'da olduğundan çok memnun ve mutluyum. Želim također da izrazim svoje divljenje i veliku zahvalnost ljudima i svim onima koji su doprinijeli da mladi ljudi koji su u stanju i u potrebi da koriste kulturne centre i vrtiće koje je napravila Fundacija Tur Bošnjak, da im pružimo ovu kvalitetnu mogućnost toplog doma i da im pružimo mogućnost da koriste zaista sve ono što im omogućava Fundacija Sulemanija i Tur Bošnjak. Burada bilmenizi isterim ki bu binalarda kullanacak olan çocuklar ve kreşe girecek olan çocuklar mutlaka buraya gelmeleri lazım. Burada dünyadaki imkanların hepsi burada bulunmaktadır. Bu vesileyle ben bir daha Süleymaniye Vakfı'na ve Türk Boşnak Vakfı'na teşekkür ediyorum. Čestitam gradonačelniku Zenice i svim građanima Zenice na ovako divnom objektu. Zahvaljujem se članovima fundacije na ovako divnom poklonu. Zahvaljujem se i onih u ime svih onih koji će koristiti ove objekte i nadam se da će Fundacija Tur Bošnjak nastaviti sa svojim plemenitim ciljem i sa svojim plemenitim nastojanjima da svoj djeci ovog svijeta omogući lijepo, ugodno obrazovanje i širenje naše dragi vjere. Ben Zenica Belediye Başkanı'nı ve Zenica halkını böyle bir şehirlerinde böyle bir bina yapıldığından dolayı tebrik ediyorum ve yine de
bu binayı kullanacak olan Zenisalı çocuklara tebrik ediyorum. Ayrıca Türk Boşnak Vakfı'nın ve Süleymaniye Vakfı'nın böyle binaları daha fazla ve daha birçok şehirde yapmaları için gayretlerinden, yapacaklarından şüphemin olmadığını diliyor ve gayretlerinde başarılar diliyorum. Ovakve institucije su temelji i stubovi koji i dalje učvršćuju prijateljstvo između turskog i bošnjačkog naroda i hvala turskom narodu i hvala svima onima koji ovakvo prijateljstvo podržavaju i pomažu. Böyle binalar Türk ve Boşnak kardeşlerin ve kardeşlik köklerinin pekişmesine daha yararlı olacaktır. Türk halkına ve böyle binalar yapımında yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hvala vam i dugo nam, ako Bog da zdravi i živi bili i ovakve stvari dalje radim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhatle, afiyetle kalın ve böyle binaları yapmaya devam edin. Hvala vam işte. Zahvaljujemo se gospodinu Admiru Hacı Emriću. Şimdi de Zenica Doboj kantonunun polis komiseri Semir Şut beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. A sada poziva policijskog komesera ZDO kantona gospodina Semira Šuta. Uvaženi direktore Bilal Džambalči, kıymetli müdürümüz Bilal Džambalci, poštovani gradonačelnici, kıymetli belediye başkanlarım, cijenjeni gosti iz Turske, kıymetli misafirlerimiz Türkiye'den, poštovani sugrađani, kıymetli halkımız, ja dolazim iz institucije koja je zadužena za očuvanje zakonitosti, ustava i reda i mira u ovoj zemlji. Bu devlette huzuru ve güzelliği yapmada vazifeli olan bir kurumdan geliyorum. U toj misiji koju imamo dobrodošla je i tražimo pomoć svih institucija. Bu misyonumuzda bütün kurumlardan yardım talep etmekteyiz. U tome nam pomažu školske institucije. Bu misyonda bize okul kurumları yardımcı olmaktadır. Džački domovi, socijalne ustanove. Öğrenci yurtları, sosyal okullar. Pomažu nam i sve vjerske zajednice. Bütün dini kuruluşlar yardımcı olmaktadır. Ja sam danas potpuno uvjeren da će i ovaj džački dom koji se otvara ve bugün de açılışını yapmakta olduğumuz kültür merkezinin pomoći nama u očuvanju naše misije tako što će odgojiti i pomoći da se iškoluju djeca sa socijalnim potrebama, djeca koja imaju problema sa putovanjem i da ćemo svi skupa ispuniti očekivanu misiju i da ćemo imati što manje problema na putu od škole do kuće i da ćemo se lakše oduprijeti modernim izazovima kojima su izložena sva naša školska djeca. Ben bugün %100 emin oldum ki bugün açılışını yapmış olduğumuz binada iyi nesiller yetişecek ve bizim misyonumuza çok yardımcı olacak. Evlerden okula giderken veyahut da okuldan evlerine giderken yaşamış oldukları sıkıntıları burada yaşamayacaklarından eminim. Bizim için de bu çok iyi bir yardım olacaktır. Uvjeren sam da će sve nabrojane institucije, pa i ovaj džački dom danas koji se otvara, pomoći da odgojimo bolje moralne generacije koje će osigurati prosperitet i napredak naše domovine Bosne i Hercegovine. Ümit ediyorum ki ve inanıyorum ki bütün kurumlar ve bu öğrenci yurdu bizim geleceğimizi en iyi bir şekilde eğitmek için yardımcı olacaktır. U to ime Fondacije Turk Boşnjak želim svaki uspjeh i svako dobro. Živi i zdravi bili. Bundan dolayı Türk Boşnak Vakfı'na en güzel dileklerimi diliyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Zahvaljujemo se gospodinu Emiru Šutu. A sada pozivam gradonačelnika Zenice gospodina Fuada Kasumovića. Şimdi de Zenica Büyükşehir Belediye Başkanı Fuat Kasumovic'i kürsüye davet ediyorum. Poštovani Zeničanke, poštovani Zeničani, dragi gosti grada Zenice, kıymetli Zenicalı bay ve bayanlar,
kıymetli şehirliler. Selam aleyküm, dobrodošli u grad Zenica. Selam aleyküm ve Zenica şehrine hoş geldiniz. Posebni selami idu za naše goste iz Bratske Republike Turske. Özel Türkiye'deki misafirlerimiz için özel selamlarımı iletiyorum. Ovaj projekat izgradnje je započeo moj prethodnik Rahmetli Hüseyin İsmailović. Bu binanın yapımını benden bir önceki belediye başkanı Rahmetli Hüseyin İsmailović başladı. Prvo je urađen muški internat. İlk başta erkek öğrenci yurdu yapıldı. Mene je zapalo da u mom mandatu bude ovaj izgrađen ženski internat. Benim de görevim zamanında kız yurdunun inşaatının bitmesi düştü. Vidjet ćete poslije, moćete obići, radi se o veoma kvalitetnoj kulturno-obrazivnoj instituciji. Zaten birazdan gidip bakabileceksiniz, çok kaliteli bir kültür ve eğitim merkezinden bahsediyoruz. Gdje će naša djeca moći se obrazovati. Burada bizim çocuklarımız eğitim görecekler. I veoma bitno napomenuti da ovo nije projekat Turske vlade. Ve bunu özellikle bildirmek isteriz ki bu Türk hükümetinin bir projesi değildir. Ovo je projekat turskih građana, zato mi je još draži. Bu Türk halkının bir projesidir. Bundan dolayı da çok memnunum. Skoro 1000 godišnja je tradicija između ova dva naroda. 1000 yıla yakın bir bağımız var bu iki kardeş arasında. Lično sam veoma zadovoljan i sretan što nakon dugo vremena odlaska Turaka sa ovih prostora oni se polako vraćaju, privredni, kulturni, svaki drugi život i ovog grada i ove države. Şahsım olarak belli bir bağ kopukluğundan sonra hızlı bir şekilde geri dönmelerinden dolayı çok memnunum. Hoću da ih pozovem da ovaj grad ulažu i u privredu, industriju i kulturu i ovdje će se osjećati kao svoji na svome. Ve onları burada yatırıma davet ediyorum. Burada kendilerini kendi evlerindeki gibi hissedeceklerine taahhüt ediyorum. Zahvaljujem se svim donatorima koji su pomogli da se ovaj internat izgradi. Bu binanın yapımında bütün emeği geçenlere, bütün yardım edenlere teşekkür ediyorum. Fondaciji Süleymaniye, Süleymaniye Vakfı'na, Fondaciji Türk Boşnak, Türk Boşnak Vakfı'na i želim im puno uspjeha još u radu ve çalışmalarında çok başarılar dilerim. I samo na kraju da napomenem za naše goste iz Republike Turske. Son olarak da Türkiye'den olan misafirlerimizi hatırlatmak isterim ki molim vas, osjećaj se ovde kao kod svoje kuće. Lütfen kendinizi burada kendi evinizdeymiş gibi hissedin. I tako će ako Bog da uvijek biti. Ve inşallah hep de öyle kalacak ve olacaktır. Da ste živi i zdravi. Sağlık ve sıhhatte kalın. Zahvaljujemo se gradonačelniku gospodinu Fuadu Kasımoviću. Belediye Başkanımız Fuat Kasımoviç Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Türkiye'den açılışımıza gelen Celalettin Şensoy'u kısa bir ilahi ile gönüllerimizi mesletmek için kürsüye davet ediyorum. Poziva gospodina Celalettin Şensoy'a da nam prouči jednu tursku ilahiju. Allah Allah diyerek Kur'an'ı fikrederek Allah Allah diyerek Mevla'yı zikrederek Mevla'yı fikrederek Kur'an'a hoş geldiniz gönülden diyelim Allah Kur'an'ımız kelamullah okuruz inşallah Bosna'ya hoş geldiniz gönülden diyelim
eder aşkullah. Celalettin Şensoy hocamıza teşekkür ediyoruz. Zahvaliye Musa Gospodinu Celalettin Şensoy'u. Saraybosna'dan medrese eğitimini tamamlayıp daha sonra 5 yıllık tekamül eğitimini, pedagoji formasyon ve Türkçe eğitimini tamamlayan, şu anda Visoko Eğitim ve Kültür Merkezimizde çalışan Enes Sevinç Beyefendi'yi Boşnakça ilahi okuması için kürsüye davet ediyorum. Pozivam gospodina Enes Sevinç'a koji je završio medresu, nakon toga odlazi na petogodišnje školovanje u Tursku, gdje završava tekamul, pedagošku formaciju i turski jezik, a koji trenutno radi u kulturno-obrazovnom centru Serhadija, da nam prouči jednu ilahiju na bosanskom. Naređeno slušajmo i milosti hitajmo, ko bubuni učimo, Allah, Allah recimo. Ko bubuni učimo, Allah, Allah recimo. İme Allah ver koye, koga suşa rob muye, a mu'mina putye to, Allah Allah recimo, a mu'mina putye to, Allah Allah recimo. Allah mi govorima, iz srca ga volima. Allah mi govorima, iz srca ga volima. Dok u tmini živima, Allah, Allah recimo. Dok u tmini živimo, Allah, Allah recimo. Kad u kabur stignemo i pitani budemo, kad u kabur stignemo i pitani budemo, tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Tvoj gospodar ko je to, Allah, Allah recimo. Yunus reče stihove, Allah su mu sve želje. Yunus reče stihove, Allah su mu sve žele. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Ugledati mu lice, Allah, Allah recimo. Enes Sevinç Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Zahvaliye Musa Gospodinu Enesu Sevinç'u. Sada pozivam generalnog direktora Fondacije Sulejmanija Balkan, gospodina Faruk Gaju, da vam se obrati i prouči dovu za otvorenje. Balkanlar Sulejmanije genel koordinatörü Sayın Faruk Gaye Beyefendi'yi sizleri selamlamak ve açılış duasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek aziz ve muhterem misafirler. Poštovani i cijenjeni gosti.
Evvela bizlere böyle bu günleri nasip eden Allahu Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Hvala Allahu Celleşanuhu koji je podario na ovakvom jednom lijepom danu nama. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla Mevlamız böyle güzel günleri bizlere gösterdi. Bu güzel günlerin devamını da kıyamete kadar Mevlamız hepimize nasip eylesin, ihsan eylesin. Allah Celleşanuhu nam je podario ovakve lijepe dane i želim da nam Allah Celleşanuhu do sunnjega dana podari ovakve lijepe dane. Ben evvela bundan birkaç gün önce buralara ayak basmasıyla buraları şereflendiren çok muhterem büyüğümüz Alihan Bey abimizin bu katı, bu açılışa katılan bütün misafirlerimize çok selamları var, onu arz etmek isterim. Prije svega želim da prenesem selame od našeg velikana koji je prije par dana posjetio Bosnu i Hercegovinu i ovaj objekat. On vas puno selami. Cenab-ı Hak kendilerine hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Da mu Allah Celle Şanuhu podari dug i lijep život. Dünya üzerinde daha bunun gibi binlerce, yüz binlerce müesseseyi açmayı, böyle hayırlı hizmetlere vesile olmasını onu ve onun şahsında hepimize Mevlamız nasip eylesin inşallah. Da Allah Celle Şanuhu podari njemu i nama da ovakve objekte u čitavom svijetu poveća broj i da ih što više gradimo do sudnjega dana ako Bog da. Muhterem misafirlerimiz, belki hepiniz çok merak edersiniz bu güzel müesseseye, bu güzel ismin sahibi kimdir? Ferhan Sultan kimdir diye belki içinizde merak edenleriniz vardır. Možda se neki zapitali ko li je ova Ferhan Sultan koje smo ime dali ovom objektu. Ferhan Sultan Süleyman Efendi Hazretlerinin bundan bu 100 yılın en büyük alimi olan ve sadece Türkiye'deki Müslümanları değil bütün dünya Müslümanlarını düşünen, bütün dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Süleyman Hilmi Tunahan Efendi Hazretlerinin kızıdır. Ferhan Sultan je čerka od Süleyman Hilmi Tunahan katasallahu sirrahuja koji je najveći alim u ovih zadnjih 100 godina, koji je razmišljao ne samo o muslimanima u Turskoj, nego o muslimanima u čitavom svijetu. Ferhan Sultan ayrıca muhterem büyüğümüz Alihan Bey abimizin anneannesidir. I ona je nana gospodina Aliha Ahmet Arif Deniz Olguna, znači koji je bio naš velika. Süleyman Efendi Hazretleri Türkiye'mizin en sıkıntılı dönemlerinde adeta Allah-u Zülcelal'in ismini bile anılmanın, anmanın çok güç olduğu bir dönemde Allah-u Zülcelal'in kendisine verdiği ilmi kendisiyle beraber ahirete gitmesini istemez. O sıkıntılı dönemlerde bu ilmi önce kendi iki kızı Ferhan Sultan ile Bediye Sultan'a öğretir ve bu güzel müesseselerin temellerini o kızlarıyla açmış olur. Süleyman Hilmi Tunahan katasallahu sırrı u najtežem vremenu u Turskoj kad je bilo zabranjeno podučavanje o Allahovoj vjeri, on je pokrenuo ove hizmete počevši sa podučavanjem svojih čerka Ferhan Sultan i Bedija Sultan. S time je on nije želio da znanje koje je on znao da otiđe sa njim zajedno u grob. İslam tarihine bakıldığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra
onun eshabından sonra Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bile kız medreseleri yok idi. Kad pogledamo historiju islama, počeši od poslanika sallallahu alejhi ve sellema, Emevije, Abbasije, Selđuzi i Osmanlije nisu imali ženske medrese. Kız medreseleri işte bundan 100 yıl evvel Türkiye'mizde Süleyman Efendi Hazretleri'nin gayretleriyle onun iki kızı Ferhan Sultan ve Bediye Sultan ablalarımızla beraber başladı ve kıyamete kadar da devam edecek inşallah. Znači ženske medrese su krenule prije 100 godina u Turskoj sa kćerkama Süleyman Hilmi Tunahana, Ferhan Sultan i Bediye Sultanom. I ako Bog da inşallah do sudnjega dana će trajati to. Bugün dünya üzerinde ne kadar kız kursumuz var ise, ne kadar hoca hanım kardeşimiz varsa, onların hepsinin yetişmesinde Bediye Sultan ile Ferhan Sultan'ın büyük emekleri vardır. Bütün hoca hanımların hocası Hazreti Üstadımızın o iki kerimesidir. Danas na svijetu koliko imamo ženske internata i koliko imamo bula koji rade u ovim objektima. Njihove su odgajateljice, znači kćerke od Süleyman Hilmi Tunahana, Ferhan Sultan i Bediye Sultan. Bu vesileyle ruhları şad olsun. Cenab-ı Hak inşallah onların şefaatlerine cümlemizi nail-i mazhar eylesin. Da Allah podari njima rahmet i da Allah Celleşanu podari da oni svima nama budu şefaatçi na sudnjem danu. Muhterem misafirler, poštovani gosti, Saraybosna'da şu hususun da çok iyi bilinmesini arzu ederim. Želimo da se u Bosni i Hercegovini i ovo dobro zna. Saraybosna'da ve dünyanın hiçbir yerinde Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri hiçbir kurum ve kuruluşun alternatifi değildir. Da se dobro zna, u Bosni i Hercegovini i u čitavom svijetu učenici Süleyman Hilmi Tunahana nisu nigdje, znači, alternativa za neke uprave. Hususuyla Bosna'da riyasetin alternatifi değil, bugün riyasetin Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri en büyük bir yardımcılarıdır. Pogotovo nisu nikakva alternativa za riyaset u Bosni i Hercegovini. Danas učenici Süleyman Hilmi Tunahana su najveći pomagači riyaset u Bosni i Hercegovini. Riyasete gelecek her en küçük bir sıkıntıdan en fazla üzülecek ve en fazla kendisine dert edinecek Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebeleri ve onun hizmetlerinin olması olduğunu riyasetin bunu çok iyi bilmesini arzu ederiz. I želimo da riyaset dobro zna kad bi se nešta desilo, ne do Bog riyasetu bilo koji problem, da bi najteže to palo učenicima i ovim ustanovama Fondacije Süleymanija, odnosno učenicima Süleyman Hilmi Tunahana. Hizmetlerimizin başladığı bugünden kıyamete kadar biz onlarla hep kardeş olduk. Bu kardeşliğimiz hep devam edecektir. Od kad su počeli ovi hizmeti ovdje, mi smo sa njima bili kao braća i bit ćemo ako bude do sudnjega dana kao braća. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bu güzel müessesenin Zenisa'ya, Saraybosna'ya hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Sa ovim željama želim da ovaj objekat gradu Zenici i Zeničanima da bude hayırlı ako buda. Benden önce güzel konuşmalarıyla bizleri onurlandıran muhterem belediye başkanlarımıza ve diğer konuşmacılara da çok teşekkür ediyorum. Zahvaljujemo se gradonačelnicima koji su prije mene govorili i ostalim koji su gostima koji su obratili. Bosna'nın muhtelif vilayetlerinden, Zenisa'dan ve Balkanların çeşitli ülkelerinden, Türkiye'mizden gelen misafirlere de şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi Allah-u Zülcelal'e emanet ediyorum. Također se zahvaljujem u ime i u ime mojih kolega, mojih prijatelja, svim onim gostima koji su došli iz raznih gradova iz Bosne i Hercegovine i onim gostima iz Turske. Buyurun, amin. Izvolite da proučimo dovu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. عفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت. ولا رادت لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان ربي العلي الآل البحار. سبحان ربي العلي الآل البحار. سبحان ربي العلي الآل الكريم البحار. يا وهاب يا وهاب يا وهاب. إلها واحدا أحدا صمدا فردا بترا حيا قيوما دائما أبدا. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر أعظم كبيرا. حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كادنا بسوء. حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الغبير حسبنا الله عند المسائل حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الميزان. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة اغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عدد ما وصفت ومما لا يعلم عنده إلا أنت أن ترحمنا وتتوب علينا وتعافينا من جميع البلاء والبلوى وأن ترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وأن ترحم لعبادك العاجزين الضعيفين المذنبين الخاطئين وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب احزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم. اللهم يا مجيب المضطرين ويا صريح المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فإنك ترى ما نزل بنا وبالمؤمنين جميعا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بحق اسمك العظيم الأعظم وبما أعقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة ومنتهى الفضل في شهر شعبان ومنتهى الفضل في شهر رمضان ومنتهى الفضل في ليلة القدر ومنتهى الفضل في نور ليلة القدر وبحق حب ذاتك. اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا. اللهم شفي وفنا بجاهنك إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين بإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق المخزون المكنون الذي سميت به نفسك
وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وشفاء صدورنا وجلاء حزننا وذهاب هم أميرنا وغمنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة. Hayırlı olsun. Allah mübarek etsin inşallah. Zahvaliyemo se gospodinu Faruk Gayi. Faruk Bey abimize teşekkür ediyoruz. Muhterem misafirlerimiz, biz hepinize Faruk abimizin de buyurduğu gibi teşrifleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ancak tabii burada büyük hizmeti geçenlere kısaca bir hatıra manasında bir teşekkürname vermek istiyoruz. Poštovani gosti, kao što je rekao gospodin Faruk Gaje, mi se svima vama zahvaljujemo što ste nam uveličali ovu svečanost, ali mi imamo neke poklone za neke naše goste, zahvalnice. Ve Afat Smailović'u buraya davet ediyoruz. Pozivamo na binu Afan Smailovića. Bizi bu şehre davet eden ve bize bu her iki binamızın yerini, bu hizmet binalarımızı yapmamız için bize tahsis eden ve sizin hizmetleriniz tam boşnaklar için hem ücretsiz hizmet veriyorsunuz hem de dinimizi, ilmihalimizi öğretiyorsunuz diyen ve daha sonra da rahmetli olan, şu anda da her gün duamızda, hatim dualarımızda dua ettiğimiz rahmetli Hüseyin Smailov için teşekkür namesini oğluna vereceğiz. I želimo da pozovemo sina rahmetli Hüseyina Smailovića, Afana Smailovića, znači gradonačelnika koji je ova objekta, oba dva objekta za ove objekte zemljišća nama poklonio i koji nam je bio dao punu podršku. Čekamo mi na binu gospodina Afana Smailovića. O kendisi verilmesini istemedi, şey yapmadı. Beni çağırmayın, sonra vereyim dedi. Belki ondandır gelmemiş. Moja se malo stidi, pa neće da dođe. Ve yine Zenica Büyükşehir Belediye Başkanımız Fuat Kasımoviç beyefendi. Pozivamo gospodina Fuada Kasımoviç'e, gradonačelnika Zenice. Biraz evvel de kendileri burada çok güzel konuşma yaptılar. Ve şu andaki şu bizim bahçemizin bütün bu hale gelmesinde çok büyük emekleri var. İma veliku podršku za izgradnju ovog objekta, pogotovo ovog uređenja, vanjskog uređenja, ima veliku podršku. Kendilerine bu teşekkürnameyi vermek için de Faruk abi davet ediyoruz. Da bi mu uručio zahvalnicu, pozivam gospodina Faruk Gaju. Ve yine hep bütün Balkanlarda, hususuyla da Bosna'da hizmetlerimizin daha çok olması için ve ayrıca bu binamızın da bu hale gelmesinde çok büyük gayretleri, duaları, arzuları, takipleri olan Balkanlar mesulümüz Faruk Gaye beyefendiye Mehmet Arkan abimizi çağırıyoruz. Teşekkürname vermek için. Buyurun. A pozivamo gospoda Mehmet Arkana da uruči zahvalnicu gospodinu Faru Gaji koji daje znači veliku podršku za hizmete naše na Balkanu, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Ve yine konuşmamın başında söylediğim gibi
Her iki binamızın temelinden çatısına kadar bu hizmetlere çok emeği geçen, gece gündüz hususuyla mimar ve inşaat işlerinde bizimle meşgul olan ve Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcımız Mirsad Helek Bey'e. Pozivam opet na binu gospodina Mirsada Helega i prije na govor koja, što sam rekao, koji je dao veliku podršku u izgradnji ova dva objekta. Kurdali önce burada keseceğiz. Poštovani gosti, i došli smo pred kraj našeg programa. Kız yurdumuzun kurdalesini keseceğiz şimdi. Ja ću pozvat, znači, protokol da se pridruže na otvaranje, sonra na otvorene da preseću vrcu, pa ćemo obići internat, nakon toga ćemo obići, otićemo otvorit vrtić. Ve vrtićten de obdanište yukarı çıkacak. I od obdanište ćemo krenuti prema gore da obilazimo objekat, znači imamo dva, ćemo otvorenja imati, prvo kulturni centar, pa onda obdanište. Şu anda sadece protokolumuz gezecekti, daha sonra herkes gezecekti. Prvo ćemo, znači, obić, samo će protokol obić objekat, a za goste imamo ovdje, ručak će biti, pa se možete kasnije i ovdje pridružiti. Znači ima dovoljno za svakoga. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de protokolümüzü açılış için önce yurdumuza, daha sonra da anaokulumuzu açılışı için davet ediyoruz. Daha sonra da misafirlerimiz binalarımızı gezebilirler. Misafirlerimiz için de yan tarafta yemek olacaktır. Teşekkür eder, saygılar duyarız. Kendilerine hayırlı uzun ömürler ihsan et. Kendimizi nâir-i mazhar eylesin. Da Allah podari nima rahmet i da Allah Celleşanuhu podari da oni svima nama budu şefaatçi. Bizi bu şehre davet eden ve bize bu hem iki binamızın birini hizmet binalarımızı yapmamız için bize tavsiye. Hüseyin İsmail için teşekkür namesini oğluna vereceğiz. Sen atacağım. Kendini dolaştır, bileti zorlama. Sonra kendini dolaştır. Hocam, bu taraftan şey yaparsan daha rahat et. Ne demek?